Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun uzun bir aradan sonra tekrar bir video ile karşınızdayım. Evet, gördüğünüz gibi bizim köpeğimiz Mila anne oldu. Ve 5 adet çok güzel, çok şirin, çok tatlı yavruları oldu. 3 tanesi erkek, 2 tanesi kız. Evet, çok tatlılar, şu an uyuyorlar. İlk doğduğu an çekemedim çünkü o an çok stresliydi ve gerçekten yani insan korkuyor. Hani köpeğine bir şey olacak falan diye. O yüzden o an çekemedim. Ancak şimdi fırsat bulabildim. Şu anda bugün de zaten 10 günlükler. Yani böyle çekmeyi düşünüyorum, sık sık videolar yükleyeceğim. Gelişim evrelerini hep beraber görelim. Zaten günün hemen hemen bir %70, %80'ini uyuyarak geçiriyorlar. Geri kalan %30, %40'da falan emiyorlar annesinde. Rüya görüyor sanırım. Herkes halinden çok memnun. Bakalım nasıl olacak. Gün gün her gün tartıyoruz. Doğduğu an tarttık. Sonra ertesi gün tarttık. Yani her gün tartıyoruz. Ağırlıklarını kontrol ediyoruz. 8 ila 10 gün arasında iki katı doğduklarındaki kilonun iki katı kilosuna çıkması gerekiyormuş. Ona dikkat ettik. Çok şükür 5'i de 8. gün ve 9. günleri arası iki katı kilolarına ulaştılar. Yani o açıdan sevinçli bir durum. Demek ki güzel emiyorlar, annenin sütü de var. Yani işte öyle, bu şekilde ilerliyor süreç. Böyle işte şeyler, ilk başta şey almıştık, böyle satılıyordu. Bandanalar oluyor böyle ince. Onlardan aldık. Onlar da böyle cırt cırtlıydı. Maalesef pek kaliteli değilmiş. Cırtcırtları aralarına tüy girdiği için sanırım, ya da böyle pamuk girdiği için alttaki şeylerden çok çabuk yıprandı ve sökülmeye başladı. Bu sefer biz yeni bir sipariş verdik. Tasma, küçük bir tasmalardan. Bunlar çok şekermiş. Keşke başta bunu verseydik dedik. Ama olsun. En azından bu da tecrübe oldu bize. Bunların renkleri de çok hoş. En son şeye taktık. Ölçü olarak. Böyle büyüdükçe sürekli, zaten her gün eşimle kontrol ediyoruz. Boğazlarını sıkmasın diye. Her gün böyle gevşeltip rahatlatacağız yani. Bu şekilde. 2 haftalık olduklarında iç parazit ilacı vereceğiz. Sipariş verdik, geldi. Doldurduklarında, 2 haftalık olduklarında vereceğiz bakalım. Şırınga şeklinde ağızdan veriliyormuş. O da tamam yani. Öyle işte. Yani ben hep YouTube'da böyle doğum yapmış köpekler, doğum yaparken halleri falan, bu tarz videoları çok arayıp izlemiştim. Bir de ben yükleyeyim dedim. Hani belki ben de böyle video arayan kişilere yani bir örnek olurum. O yüzden çekip yüklemek istedim. Ve yükleyeceğim de zaten böyle 3 hafta olduklarında, 2 haftalık, 2,5 haftalık olduklarında, 5 haftalık olduklarında, 7 haftalık olduklarında diye böyle yüklemeyi düşünüyorum. Yani öyle planlıyorum. Her şey yolunda giderse tabii. Başka ne söyleyebilirim? Başka da aklıma bir şey gelmiyor. Eşim şuraya bir yere doğdukları andaki fotoğraflarını ekler. Oradan görürsünüz.
çok miniciklerdi. İşte bir zor bir doğum olmadı aslında. Çok kolay bir doğumdu. Yani ben hiç böyle beklemiyordum açıkçası. Milan'ın ilk doğumu, ilk kez anne oluşu. Ben hani tecrübesiz olacağı için doğumun uzun süreceğini ve komplikasyonlar gerçekleşebilir diye tahmin etmiştim. Ama hiç öyle olmadı. Eşim işteydi. Ben evde yalnızdım. Öğlen sonrası böyle 2.30-3 gibiydi. Böyle bir sancılanmaya başladı. Huysuzlanmaya başladı. Böyle sürekli yerinde dönüp durdu. Benim de kızım var işte. 20 aylık. Kızım televizyon açık yemek yiyordu. Sonra hemen ben yanına geldim Milan'ın. Kıvranıyordu, anladım doğumun başladığını. Hemen malzemeleri zaten biz öncesinde hazırlamıştık. Yanımızdaydı. Sonrasında yerleştirdim her şeyi. Hani doğum başladı artık, eldivenleri taktım falan. Yani o süreç gerçekten biraz stresliydi. Yani korkmadım desem yalan olur, korktum. Elim ayağım titriyordu hatta. Ama yarım saat arayla hepsini doğurdu yani. İnanamadım, ben bile şok oldum. Yani yarım saat arayla ben hiç beklemiyordum. Yani en az aralarında bir saat olur diye düşünmüştüm. Ama yarım saat arayla sanki böyle bir alarm, saat alarmı gibi yarım saatte bir doğum yaptı. Çok şükür gerçekten hani Allah da yardım etti. Yavrular sağ salim kucağına verdim. Her şey çok güzel geçti. İnşallah bundan sonraki süreç de çok güzel geçer. Yavrular çok sağlıklı bir şekilde yeni yuvalarına teslim ederiz. Mila da eski fit sağlığına, fit haline döner. Öyle işte, bakalım nasıl olacak. İşte bu videoda böyle olsun. Tekrar video yüklediğimde tekrar yeni videolarla görüşürüz. Şimdilik sizlere veda ediyoruz abiler, ablalar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.